Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, eski güçlü Türkiye'yi kurmak için çalışacaklarını söyledi. Kayseri'nin 16 ilçesine yeniden Refah Partisi bayrağı dikeceklerini belirten Altınöz, iktidara gelmeleri halinde ise ilk Bakanlar Kurulu toplantısında memura ve emekliye %100 maaş zammı yapacaklarını anlattı. Unutmayalım ki ezilen halkların hakkını korumak ve herkese adil davranmak, emanet, ehliyet, sadakat şuurundaki kadrolarla mümkün olacaktır. İşte o kadrolar adil düzen kadrolarıdır. Ve şu an bu kadrolar Koca Sinan'da vücut bulmuş ve elhamdülillah ikinci kongresini yapmak üzere karşınıza çıkmıştır. Evet. Merhum şairimiz Necip Fazıl Kısakürek nasıl güzel anlatıyor değil mi? Evet. Neyi anlatıyordu? Güzeli anlatıyordu. İyi insan olmayı anlatıyordu. Diyordu ki hani o Müslüman ki her güzele bedeldir. İnsan defilesinde eskimez tek modeldir. Bizim davamız boşluk götürmez. Bizim davamız yeise kapılmayıp kaldırmaz. Bizim davamız rahatlığı ferahlığı götürmez. Bizim davamız her zaman çileyle gelmiştir, çileyle devam edecektir. Bizler hiçbir zaman kendi için bir şey isteyen davanın erleri değiliz. Hiçbir zaman makam mevki isteyen davanın erleri de değiliz. Biz her zaman için söylüyoruz. Salonların doluluğu sizi aldatmasın. Meydanlardaki mitinglerin doluluğu sizi aldatmasın. Bunlar sadece milletimize verilen algılardır. Biz ne yapıyoruz? Bir avuç inanmış da kitleleri arkamıza alacağımıza inanıyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, Batı medeniyeti iflas etmiştir. Bütün kurumlarıyla, kuruluşlarıyla iflas etmiştir. İnsanlığa verecek hiçbir şey kalmamıştır. İnsanlığa sadece gözyaşı ve acı vermiştir. Acı getirmiştir. Bu vahşi, ırkçı, emperyalist düzen bütün dünyanın kanını sömürüyor. Çok kısa bir zamanda, 3 sene gibi bir kısa sürede Türkiye'de Yeniden Refah Partisi bütün illerde, bütün ilçelerde teşkilatlarımızı kurduk. Bugün şu kalabalığın göstergesi bunun tezahürüdür. O bakımdan Türkiye'de şafak sökmüştür. Güneş doğmak üzeredir. Yeniden Refah'ın şu cemaat, hatta buradaki topluluk Yeniden Refah'ın müjdecisidir. Habercisidir. Milli görüşün kıymetli erleri, papatyaları, kardelenleri, sevgili gençler, sevgili mücahitler ve Bedri'de 300 kişinin Peygamber Efendimizin yanında arkadaşı, dostu, sahabesi olan o yüce sahabelerin sevgili kardeşleri, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Koca Sinan ilçe teşkilatımızın 2. olan kongresi önce Koca Sinan'ımıza, ilimize, bütün Türkiye'mize hayırlı olsun. Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi, yeni bir dünyayı kurmak için çalışacağız. Öncelikle Kayseri'de 10 milletvekilini alacağız. Ve 16 tane ilçesini tüm belediyeden alacağız Allah'ın izniyle. Biz iktidara geldiğimiz zaman faiz sistemini ortadan kaldırmak için ne diyoruz? Havuz sistemine geçeceğiz diyoruz. Türkiye'de 130 tane parti var. Diğer 129 tane parti faiz haramdır. Biz faizsiz bir sistem ortaya koyacağız. Biz faizsiz bir ekonomiyle bu devleti yöneteceğiz diyor mu? Var mı diyen başka? Yeniden Refah Partisi haricinde biz faize karşıyız diyen bir parti var mı? Yok. İşte biz de iktidara geldiğimiz zaman
tüm belediyelerde, tüm valiliklerde, tüm kurumlardaki kamu iktisadi teşekküllerindeki bütün imkanları bir kasada toplayacağız. İşte bizim onlardan farkımız bu. Bizim ekonomimizde bizim adil düzen ekonomik sistemimiz var. Biz israfa karşıyız, biz faize karşıyız, bizim tazim müteahhite karşıyız. Bizim genel başkanımız adil bir yönetici olarak iş başına gelecek. Bunların hepsini ortadan kaldıracak inşallah.